Evet, değerli arkadaşlar. Şimdi canlı yayınımızı başlattık. Ancak birkaç dakika bekleyeceğiz. Biz kendi aramızda Ayşen Hanım'la Kerem Bey'le biraz sohbet edebiliriz. Arkasından da hemen başlarız. Hepinize iyi akşamlar. İyi misiniz arkadaşlar? Seslerinizi bir açın 2 dakika. İyiyiz hocam. Kerem Bey Teşekkürler hocam. görüşmeler. Sizi gördük daha iyi olur. Geldi değil mi Her şey sesiniz? yolunda. Yolunda. Sesimiz geliyor. Katılımcılarımız da geliyor. Dolayısıyla çok da geç kalmamak adına yavaş yavaş belki de başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi değerli meslektaşlarım, sevgili katılımcılar, hepinize öncelikle iyi akşamlar. Bu sonbahar periyodunun ilk webinarına hoş geldiniz. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin yapmış olduğu. Biliyorsunuz Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği disiplininde her türlü konuyu kapsayan ve mümkün olduğunca yeni arkadaşları da sizlerle tanıştırmayı hedefleyen bir dernek. Bugünkü konumuz da yine oldukça enteresan ve de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü 1981'den beri ben embriyoloji laboratuvarıyla bir şekilde haşır neşir olmak durumunda kaldım. İlk IVF merkezini kuracağımız periyotta ön çalışmalar yapmak üzere yurt dışında bulunmuştum. 85'ten sonra daha da aktif olarak. Dolayısıyla olaya hem klinisyen gözüyle hem de embriyolog gözüyle, yani embriyoloji perspektifinden demek istiyorum. Embriyolog değilim çünkü. İyi kötü bakma fırsatım var. Oldu ya da. Dolayısıyla tabii çeşitli kaynaklar kim neresinden bakıyorsa kendi yaptığı işi çok çok önemsiyor. Klinisyene sorsanız %90'ı klinisyenin marifetidir. Embriyolojiye sorsanız %90'ı embriyolojinin marifetidir. Ben bir orta yol bulayım. En azından yani %50'si o tarafın, %50'si bu tarafın olsun. Ama %50'nin hani acaba 51 tarafı neresidir diye bakacak olursam yine embriyoloji laboratuvarı demek durumundayım. Çünkü bana göre gerçekten çok daha komplike ve de çok daha bilinmeyen bir denklem embriyoloji laboratuvarında bulunan işler. Bunu da bugün bir miktar tartışacağız. Evet, tabii ki usta çırak meselesi olabilir ama kontroller, şunlar bunlar, bütün bazı pH'lar vesaireler, vesaireler, ozmotik basınçlar, bunları açacağız. Görünür görünmeyen birçok etken, hava şudur budur. Dolayısıyla bütün bunlar embriyoloji laboratuvarında kaliteli bir embriyonun meydana getirilmesi ve de o embriyonun bir canlı çocukla miadında doğumuna kadar geçen süreçte ne kadar önem kazandığını bize gösterecek bu akşamki bu sohbetimizin arkasından. Şimdi ben fazla uzatmadan lafı, birinci konuşmacımız Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nin embriyologlarından Ayşen Güven Hanım'ı çok kısa tanıtacağım. Kendisi bizim Tüp Bebek Merkezi'nin embriyoloğu dedik. Kendisi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Durmaz Güven. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya'yı bitirdi. Lisans çalışmasını orada yapmıştı. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'nda yaptı. Ve doktora tezi de yine sperm DNA bütünlük testlerinden KOMET-SE üzerine idi. Yine öbür arkadaşımız doçent doktor Kerem, Enver Kerem Dirican mı desem, Kerem Dirican diye daha kısa olarak söylüyorum. Kendisi de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojiden lisansını aldı. Daha sonra yine yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji'de bitirdikten sonra doktorasını yine Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Birçok konuda çalışmaları var. Yine sperm DNA'sı üzerine ve diğer birçok şeyde konuyla ilgili ve 2015 yılında gelişim biyolojisi doçenti olarak Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı kadrosundan
Tüp Bebek Merkezi'nin sorumlu embriyoloğu olarak çalışıyor. Evet, bu iki değerli arkadaşı bugün aramızda ağırlamak, ben ev sahibi olarak, bizim için hakikaten büyük bir zevk, şeref. Teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Hatta bayağı bir süre önce yapacaktık biz bu toplantıyı. Ama yaz periyodu girdiği için konsantrasyon dağılmasın diye aramızda konuşarak bugüne bırakmıştık. Evet, şimdi bir hatırlatma daha yapacağım. Bu ve buna benzer birçok konuşma Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi'nde 28 Ekim 31 Ekim arasında Regnum Carrier Resort'ta Antalya'da oldukça fazla yabancı ve yerli konuşmacının katılımıyla gerçekleşecek. İlk etapta hem yüz yüze yapılacak olan kongrenin bir bölümü de muhtemelen web olarak da yapılacak. Dolayısıyla hepinizi oraya da özellikle davet etmek isterim. Şimdi ilk konuşmacımız Ayşen Hanım'ı önce davet edeyim. O bize konuşmasını yapsın ve bu iki konuşmanın bitiminde daha sonrasında sorularınızı da sorabilirsiniz bu arada her konuşmacı konuşurken aklınıza gelen chat bölümünden. Bütün iki konuşma bittikten sonra soruları tartışalım istiyorum, konuları tartışalım. Hem her iki konuşmacının değişik perspektiflerden belki yaklaşımları olabilir ya da birbirlerine destek veren söylemleri olabilir. Daha derli toplu bir tartışma olur. Buyurun Ayşe Hanım. Biz de teşekkür ederiz hocam. Böyle güzel organizasyonlar yaptığınız ve bizlere yer verdiğiniz için biz de sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Sözü fazla uzatmadan ben hemen slaytlarımı paylaşmak istiyorum. Ben ilk kısmında hava kalitesinden ve embriyo kültür koşullarından bahsedeceğim. İkinci kısımda Kerem Bey anahtar performans indikatörlerinden bahsedecek. IVF başarısını uygun bir protokolle hazırlanan hasta, kaliteli embriyo ve kolay embriyo transferiyle açıklamak mümkündür. Yardımcı üreme teknikleri bir bütün olarak ele alındığında başarıda %20 ovülasyon indüksiyonu, %50 laboratuvar işlemleri, %30 da embriyo transferinin rol oynadığı düşünülmektedir. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere az önce de Erol Hocam'ın bahsettiği gibi aslında IVF başarısının büyük bir kısmı laboratuvar performansına bağlı. Bu nedenle embriyoloji ve androloji laboratuvarları en yüksek kalitede hizmetin sunulduğu ve bu hizmetin sürekli olduğu konusunda hem hekimlere hem de hastalara güven vermeli, standartlar konusunda akıllarda şüphe bırakmamalıdır. Yardımcı üreme tekniklerinde başarı birçok faktörden etkilenmektedir. Hastanın kendisi bile sahip olduğu gamet potansiyeli nedeniyle başlı başına bir faktördür. Bunun dışında embriyo kalitesi üzerine etki eden faktörler, ortam pH'i, inkübatör tipi, hava kalitesi, ışık yoğunluğu, dalga boyu, kültür medyumu, kültür koşulları, kullanılan gazın saflığı, sıcaklık, kullanılan plastik malzemelerin hepsi embriyo kalitesi üzerine etki etmektedir. Embriyo aslında bu koşullara büyük oranda uyum sağlamakta. Yalnız her adaptasyon embriyo için bir stres oluşturmakta. Hücresel anlamda gelişen bu stres, embriyonik gen ekspresyon ve regülasyonlarına değişikliklere sonucunda da imprinting ve epigenetik etkileri neden olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler embriyo kültürü gibi erken bir dönemde ortaya çıkabileceği gibi implantasyon sonrası geç embriyonik dönemde de ortaya çıkabilir. Burada laboratuvar başarısı üzerine etki eden birçok eksternal faktörü görüyoruz. Bunları tek tek irdeleyecek olursak işte laboratuvarın bulunduğu binanın konumu ve kurulumuyla başlamak doğru olacaktır. Laboratuvar bulunduğu binanın konumu dikkatlice değerlendirilmeli ve kimyasal kirliliğe neden olabilecek kaynaklar saptanmalı. Bunlar için önlemler alınmalıdır. Laboratuvar izolasyonu güvenli bir şekilde yapılmalı. Laboratuvar dışından hava kontaminasyonu en aza indirmek için pozitif basınç uygulanmalıdır. Bu izolasyonun etkinliği sülfür heksafluorür infiltrasyon testiyle ölçülebilir. Embriyo toksik olduğu için laboratuvarlarda yağlı boyalar kullanılmamalı. Toz boya ya da sıfır bok düzeyine sahip boyalar kullanılmalıdır.
Yine tavanda fayans, kiremit, tuğla bulunmamalı. Altı levha ya da panelden yapılmış olmalıdır. Zeminler sızdırmaz derzlere sahip vinil levha kullanılmalıdır. Ancak büyük hacimlerde sıvı nitrojen kullanılan alanlarda ısıl işlemlerden etkilenmeyen kaplamalar önerilmekte. Dolaplar toz boyalı metal ya da paslanmaz çelik olmalıdır. Tahta malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle MDF önemli bir formaldehit kaynağıdır ve mümkünse bitişik ofis ve klinik alanlarda da kullanılmamalıdır. El yıkama tesisleri laboratuvar dışına yerleştirilmelidir. Tezgahlarda boks almayan, koryan, epoksi, trespa gibi gözeneksiz malzeme kullanılmalıdır. Yine arte laboratuvarının kirli odalardan ayrı olması gerekir. Örneğin fiksasyon ve boyama işlemlerinin yapıldığı diagnostik androloji laboratuvarının ayrı olması, endokrin laboratuvarı, laboratuvar personeli için ofis odası, soyunma odası, temizlik odası ve kriyoprezervasyon odalarının ayrı olması gerekir. Yine diğer işlemlerin yapıldığı muayene odaları ile ART laboratuvarı arasında çift kapılı geçiş sistemi yapılmalıdır. Laboratuvara gelen malzeme sayısı, evrak sayısı minimum düzeye indirilerek bu eksternal kontamine edici ajanların embriyoloji laboratuvarına geçişi azaltılmalıdır. Bu saydığımız tüm önlemler alınsa bile dünya genelinde yine birçok ART laboratuvarında kimyasal maruziyet tamamen kontrol edilememektedir. ART laboratuvarlarında yaygın olarak bulunan en önemli zararlı bileşiklerden birisi etanol, diğeri ise izopropil alkoldür. Etanol asit haldeydi, izopropil alkol ise formaldehit metabolize olur ve her ikisi de biyolojik olarak zararlı bileşiklerdir. Çok merkezli laboratuvarlardan elde edilen sonuçlara göre formaldehit, asit haldehit ve daha yüksek moleküler ağırlıklı aldehit düzeylerinin yükselmesi zayıf, gecikmiş veya hiç embriyo gelişmemesiyle ilişkilendirilmiş ve bu aldehit seviyelerindeki düşüşü takiben embriyo gelişiminin iyileştiği gözlenmiştir. Yine soğuk sterilizasyonda kullanılan Sidex ve Glyser aldehitin embriyolar için toksik olduğu bilinmekte. Soğuk sterilizasyon genellikle operasyon adasında dumanların laboratuvara girmesine olanak sağlayan kaplarda gerçekleşir. Aynı zamanda insanlar için de kanserojen bir maddedir. Bu nedenle hem embriyolar için hem de insanlar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Yine sıkıştırılmış gazlar özellikle de karbondioksit bir aldehit kaynağı olabilir. Asetaldehit, izovaleraldehit, benzaldehit, formaldehit gibi sıvı karbondioksit içerisinde çözülmüş bir dizi aldehit bulunmaktadır. Eğer silindirde sıvı karbondioksit var ise bunlar çözülmüş halde kalırlar ve gaz fazına geçemezler. Ancak inkübatörlere gelen tanklardaki basınç düzeyi düştüğünde aldehitler gaz fazına geçerek inkübatör havasına karışma riski bulunmakta. Medikal gazlar hastalarda kullanılabilecek bir saflığa sahiptir. Ancak embriyo toksitesini önlemek için IVF laboratuvarında kullanılacak olan gaz, organları olan yaşayan bir hastanın ihtiyaç duyduğundan çok daha temiz olmalıdır. Bu nedenle IVF laboratuvarlarında yüksek saflıkta gazlar kullanılmalıdır. IVF laboratuvarındaki önemli MOG kaynaklarından biri de sitren molekülüdür. Sitren monomerlerinin polimerizasyonu sonucunda oluşan polisitren molekülü, laboratuvarda kullandığımız plastik malzemelerin yapı taşıdır. Bu nedenle bu sitrinin laboratuvara girişini azaltmak için kullanmadan önce plastik malzemelerin gazdan arındırılması gerekir. Gazdan arındırma işlemi genellikle plastik eşyaların ambalajını açarak kültürün yapılmadığı farklı bir odada havalandırılması ile gerçekleşir. Bu işlemi yaparken ambalaj açıldığı için staliteyi korumak çok önemlidir. Bu nedenle işlem için laminar flow kullanılmalıdır. Gaz çıkışına izin veren filtreli ambalajlarla kaplanmış plastik malzemelerde MOG içeriği daha düşüktür. Etiketleme sırasında kullandığımız keçeli kalemlerdeki solventler kokusuz olmalı, çabuk kurumalı, etrafa bulaşmamalıdır. Yine laboratuvarda solvent partikül yayılımına neden olduğu için fotokopi makineleri ve yazıcılar kullanılmamalıdır. Masaüstü bilgisayarlar çalışırken mikrogram seviyesinde MOG ve formaldehit yaymaktadırlar. Bu nedenle laboratuvarda bulunan bilgisayar sayısı minimum düzeyde tutulmalı ve çalışmadıkları zaman kapatılmalıdır.
Yeni alınan bilgisayarların da yine 10 gün dışarıda çalıştırıldıktan sonra içeri alınması önerilmektedir. Dizüstü bilgisayarlar daha az bok üretirken tabletler ve akıllı telefonlar bok ve aldehit üretmez ya da sınırlı miktarda üretirler. Laboratuvarda kullanılan aslında hemen hemen her şeyde toksit riski bulunmaktadır. Bok salınımı neden olan temizlik ürünleri, çamaşır deterjanları, deodorantlar, el dezenfektanları, el losyonları dahil olmak üzere personel tarafından kullanılan kozmetik ürünler toksit riski açısından dikkate alınmalıdır. Yine sigara içen laboratuvar personeli giysileri, derisi, saçları ve hatta akciğerleri vasıtasıyla bile embriyotoksik maddeleri laboratuvara sokabilir. Yalnızca sigara içenler değil, pasif içiciler için de aynı durum söz konusu. Tüm bu etkileri aslında 2017 yılında KAİ'de gerçekleştirilen Çalıştay'ın yayınında detaylı bir şekilde ele alınmış ve orada ART laboratuvarlarında bulunan işte bir dizi aldehit ve birçok vokun düzeyleri saptanmış ve aralıkları verilmiş. Sağlık alanındaki temiz odaların standartlarını belirlemek için yapılan ölçümlerde birim hacimdeki 0.5 mikron çapında bulunan partiküllerin sayısı baz alınmaktadır. Temiz odalarda kullanılan klima tesisatlarının kalbi filtre sistemleridir. Temiz odalardaki klima tesisatlarındaki filtre sistemleri 3 filtre içermekte. Birinci kademede ön filtre, ikinci kademede hassas filtre, üçüncü kademede ise mutlak filtreden oluşmaktadır. Bu filtrelerin değişim periyotları dış hava kirliliğine bağlı olarak elyaf filtrede 1-2 ay, torba filtrede 6-8 ay, HEPA filtrede 2-4 yıldır. Burada dikkat edilmesi gereken durum, HEPA filtreyi korumak amaçlı, daha uzun süre kullanabilmek amaçlı birinci ve ikinci kademedeki filtreler daha sık değiştirilebilir. HEPA filtreler bakteri ve küf sporları gibi partikülleri uzaklaştırır. IVF ve genetik laboratuvarı gibi özellikli laboratuvarlarda bu 3 filtreye ilave olarak gazların ve kokuların giderilmesinde kullanılan kimyasal filtreler bulunur. Aktif karbon ya da potasyum permanganatlı filtreler. Yine kimyasal filtrasyona ilave olarak IVF laboratuvarlarında bok düzeyini azaltmak için koda tower'lar kullanılmaktadır. Yine kullanılan inkübatör tipi de bok düzeyini etkilemektedir. Yeni çıkan benchtop inkübatörlerde ayrı bir silindirde önceden karıştırılmış olan gaz sürekli olarak dolaştırılır ve genellikle başka inlenen bir filtre daha içerir. Bu nedenle yalnızca gaz hattı filtrasyonuna kıyasla daha etkin bir filtrasyon sağlarlar. IVF laboratuvarında metre küpteki 0.5 mikron çapındaki partikül sayısı 352 binden düşük olmalıdır. Metre küpteki total bok düzeyi 500 mikrogramdan, aldehit düzeyi ise 5 mikrogramdan daha düşük olmalıdır. Temiz odaların kalitesini belirleyen önemli etkenlerden biri ortamda bir saat içinde değişen hava miktarıdır. Hava değişim miktarı ne kadar çok olursa ortama üflenen filtrelerden geçirilmiş temiz havanın konsantrasyonu o derece artar. IVF laboratuvarında bir saatte toplam hava değişim sayısı 15'tir. Yani çevrim katsayısı metrekare saat başına 15 metreküptür. IVF laboratuvarı için orta alanda istakulas 7, operasyon alanında grade B, diğer alanlarda ise grade C hava kalitesi hedef alınmaktadır. Yine başarıda önemli olan en önemli faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Laboratuvar sıcaklığı sabit olmalı. Hem personelin rahat edebileceği bir aralıkta hem de cihazların etkin doğru bir şekilde çalışabileceği bir aralıkta olması gerekiyor. Genellikle 20 ila 24 santigrat derece arasında tutulması öneriliyor. Filtre koşullarında sıcaklık 37 santigrat derece olmalıdır. İnkübatör sıcaklığı her sabah kalibrasyonun düzenli olarak yapıldığından emin olduğumuz, doğru ölçüm yaptığından emin olduğumuz bir termometre ile ölçülmelidir. Termometrenin kalibrasyonu en az yılda 2 kez yapılmalıdır. İnkübatörler için sıcaklık tolerans limiti +-0.1 dereceden fazla olmamalıdır. Yani kültür koşulları 37 ise 36.9 ya da 37.1'i aşmamalıdır.
Daha yüksek, eğer mevcut inkübatör çok dar aralıkta bir sıcaklık kontrolü yapamıyorsa, daha yüksek sıcaklıklardan ziyade daha düşük sıcaklık tercih edilmelidir. Yani 37,1 yerine 36,9 tercih edilmelidir. Çünkü implantasyon sırasında insanlarda uterusteki sıcaklık tam olarak bilinememektedir. Hayvan deneylerinden elde edilen bilgilere göre de dişi üreme sistemi sıcaklığının vücut sıcaklığından daha düşük olduğu yönündedir. Laminar flow ve manipülatör gibi ısıtıcı yüzeyleri bulunan ekipmanlarda sıcaklık toleransı artı eksi 0,05 santigrat derecedir. Sıcaklık ölçümlerini direkt yüzey ya da inkübatör sıcaklığı yerine drop sıcaklığı ölçülmelidir. Her petinin kalınlığı ve yüzey ile arasındaki hava boşluğu farklı olduğu için farklı markalardaki petiler için set değerleri ayarlanmalıdır. Yapılan bir çalışmada pipet deneme işlemi sırasında sıcaklık ölçümleri kaydedilmiş ve oluşturulan matematiksel modelleme sonucunda 5 saniye içerisinde cam pipetin yaklaşık 5 santigrat derece ısı kaybettiği gösterilmiş. Bunun önüne geçebilmek için handle ya da pipet ucunun işlem öncesi ısıtılmasının bir fark yaratmadığı saptanmış. Yine benzer şekilde transfer öncesi kateterin etüde ısıtılması ısıtılması da bir fark yaratmamış. Dakika saniyeler içerisinde kateter ucu sıcaklığı oda ısısına düşmüştür. Hatta bir dezavantaj olarak etüde ısıtma işlemi sonrasında katederdeki Vogt düzeylerinin arttığı belirtilmiştir. Dışarıda geçen süreyi minimuma indirmek amaçlı inkübatör, laminar flow ve manipülatör arasındaki mesafe mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Yapılan her işlemde oosit ve embriyonun kültür sıcaklığının 37 santigrat derece olması gerektiği unutulmamalıdır. Opus sırasında pipet içerisinde yumurta varken diğer yumurtaları aramak için vakit harcanmamalıdır. Yine oosit aspirasyonu sırasında iğne ucunda meydana gelen ısı kaybını önlemek için öncesinde tüplere 2 mililitre sıcak medyum konulması önerilmektedir. İkisi işlemi sırasında sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat derece tutmak için manipülatörler aktif hava akışının bulunmadığı bölgelere yerleştirilmelidir. Oda nemi yaklaşık %40 ile %45 arasında olmalıdır. Yüksek değerler küf oluşumuna neden olurken düşük düzeyler hem insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte hem de petri hazırlığı sırasında yüksek miktarda buharlaşmaya neden olarak medyumun ozmolaritesini değiştirip embriyo kültürünü olumsuz yönde etkilemektedir. Yine laboratuvara giren ışık düzeyi minimumda tutulmalıdır. Çünkü UV ışık yağlarda peroksidasyona neden olmaktadır. Yine pepes tamponlu besi yerlerinde triptofan ve tirozin gibi esansiyel aminoasitleri içeren medyumlarda ışık hidrojen peroksit aracılığı ile indirekt olarak etki etmektedir. Embriyo ve gametler IVF laboratuvarında tavan ışıklarına ve mikroskop ışığına maruz kalırlar. Ve mikroskop ışığının parlaklığı ortam ışığından yaklaşık 20 kat daha büyüktür. Oositler spermlere karşı biraz daha duyarlıdırlar ışığa karşı. İkisi işlemi gametlerin tam olarak görülebileceği en düşük ışık yoğunluğunda gerçekleştirilmeleri bu hassasiyeti en aza indirmek için. Gamet ve alternatif bir yöntem de gamet ve embriyolara zarar verecek dalga boylarını ve UV ışığı bloke etmek için mikroskoplarda filtre kullanılmasıdır. Medyumlarda karbonhidrat kaynağı olarak piruvat, laktat ve glikoz bulunur. Erken embriyonik dönemde piruvat ve laktat enerji kaynağı olarak kullanılır. Kompaktlaşma evresi ve sonrasında enerji kaynağı olarak glikoz kullanılmaktadır. Bunların medyumdaki düzey konsantrasyonları hakkında tam bir konsensüs yok. O yüzden ticari medyumlarda değişik oranlarda bulunmakta. Ama sınır bir değer var. Piruvat için 0,5 milimolar, laktatın 5-10 milimolar arasında olması gerektiği. Yine glikoz konsantrasyonu blastocyst medyumunda yaklaşık 3 milimolar, klivaj medyumu ve single step medyumlarda 0,2 ila 1 milimolar konsantrasyonunda bulunur. Yine medyumlar hem esansiyel hem non-esansiyel aminoasitlerin hepsini içermelidir. Aminoasitler artı 37 santigrat derecede hem zamana bağlı olarak spontan yıkımları sonucunda hem de aminoasit metabolizması sonucunda amonyum oluştururlar.
Amonyum embriyo metabolizması için toksik bir maddedir. İnsan vücudunda en fazla bulunan amino asit glutamindir. Ve nitekim medium komponentlerinde de öyle, glutamin diğerlerine oranla biraz daha fazla bulunur. Ve medium'daki amonyum konsantrasyonunu dengede tutabilmek için glutamin daha stabil olan adenil glutamin ya da glisil glutamin dipeptit formunda bulunur. Amonyum düzeyini azaltmak için. Yine mediumlarda gentamisin formunda antibiyotik bulunur. Değişik konsantrasyonlarda EDTA bulunur. EDTA toksik metallerle şilat oluşturarak toksik etkilerden embriyoyu korur. Yine magnezyum düzeyini azaltarak glikoz metabolizması üzerine etki eder. Yine diğer önemli bir komponent proteindir. Önerilen protein rekombinant HSA'dır. Kültür ortamında önemli olan diğer parametre karbondioksit ve ortam pH'idir. Genellikle bir karbonat tamponlu mediumlar kullanılır ve pH ayarlaması karbondioksit düzeyiyle yapılır. Karbondioksit ve pH ölçümlerinin düzenli bir şekilde yapılması etkili bir kalite kontrol parametresidir. Standart çalışma prosedürleri dahilinde her laboratuvar kalibrasyonu ve validasyonu yapılmış cihazlarla ve kendi belirlediği aralıklarla karbondioksit ve pH ölçümünü yapmalıdır. Günümüzde IVF laboratuvarlarında pH ölçümü için 3 temel yöntem kullanılmaktadır. Masaüstü pH metreler, kan gazı cihazları ve inkübatör içerisinde ölçüm yapan pH metreler. Biz kan gazı cihazıyla ölçümler yapıyorduk. Fakat yenilerde bu yeni çıkan hasta başı kan gazı analizörünü temin ettik. Hem bu hasta başı kan gazı cihazıyla hem de inkübatör içerisinde ölçüm yapan bir pH metremiz var. Onunla pH ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kan gazı cihazı masaüstü pH metreyle kıyasla daha stabil ve doğru sonuçlar vermekte. Hastane tipi kan gazı analizörleri hem pahalı hem de günlük kalibrasyona ihtiyaç duyarlar. Yine hasta başı analizörler içerisinde kendi kalibrasyonunu içeren tek kullanımlı kartuşlar sayesinde pH, karbondioksit, oksijen ve elektrolit düzeylerini kısa bir sürede ölçmekte. Bu bizim yeni aldığımız pH metremiz, daha doğrusu kan gazı cihazımız. Böyle minik bir kartuşu var. Çok küçük bir hacimde, kolay bir şekilde dakikalar içerisinde hem elektrolit düzeylerini hem de pH'i kısa sürede ölçebiliyorsunuz. İnkübatör içi ölçüm yapan sistemimizde tek kullanımlık sensörler aracılığıyla ölçüm yapılmakta. Her bir sensörde pH'e duyarlı floresans boya içermekte. Bu floresans boyanın sinyali belli aralıklarla ölçülerek pH değerine çevrilmekte. Her bir sensör 7 gün boyunca kullanılmakta ve imalatçı firma tarafından sertifikalandırılmıştır. Hepsinin ayrı bir ID'si var. Bu ID'ler sisteme giriliyor ve test başlatılıyor. Bu ilk koyduğumuz gündeki pH, yani koyduğumuz andaki pH. Daha sonra karbondioksit yükseldikçe tabii bu pH düşecek ve 7 gün boyunca bu alanda pH ölçüyor ve grafik olarak da gösteriyor bize pH ölçümlerindeki dalgalanmayı. Yine önemli bir konu oksijen düzeyi. Üreme kanalları boyunca ve uteruste oksijen konsantrasyonu %2 ila 8 olarak bildirilmiştir. Yüksek oksijen seviyesi transkriptom, proteom, karbonhidrat ve amino asit metabolizmasını etkileyerek embriyo hemostazisini bozmakta ve epigenetik değişikliklere yol açmaktadır. Birçok yayında üstünlüğü kanıtlandığı için oksijen düzeyi %5 olarak kullanılmaktadır. Yine standart çalışma prosedürüne uygun olarak doğru çalıştığından ve kalibrasyonun tam olduğundan emin olduğumuz cihazlarla inkübatör, karbondioksit, oksijen ve nem düzeyi günlük olarak ölçülmelidir. Standartizasyon açısından mikrop manipülasyon işlemleri sırasında dikkat etmemiz gereken birkaç husustan kısaca bahsedecek olursak, likefaksiyon sonrası semen örneklerinin hızlı bir şekilde ayrılması, uzun süre seminal plazmaya maruz kalmamaları, X'i için hazırlanan spermin X'i işlemine kadar oda sıcaklığında karanlık bir ortamda tutularak
ROS düzeyinin azaltılması. Eğer IVF için sperm hazırlayacaksak ve hemen inseminasyonda kullanmayacaksak, önerilen yöntem ejekülatın HPS tamponu besi yerinde inseminasyondan 2,5 saat öncesine kadar bekletilmesi. İnseminasyondan 2,5 saat önce seminal plazma uzaklaştırılarak fertilizasyon medyumu ile tabakalandırıp inkübatörde 120 dakika beklettikten sonra inseminasyona almak. Yine denizasyon işlemi sırasında oositlere uygulanan mekanik stresi minimum düzeyde tutmak, pipet ucunu uygun çapta kullanmak ve hiyazı olan maruziyeti minimum düzeyde tutmak gerekiyor. Laboratuvar cihaz bakımları ve saklama koşullarından kısaca bahsedeceğim. Cihazlar ve kültür medyumları sertifikalı olmalıdır. Cihaz kalibrasyonları imalatçı firmanın tavsiye ettiği aralıklarla yapılmalıdır. Eğer tavsiye edilen bir zaman dilimi yok ise en az yılda 2 kez kalibrasyon yapılmalıdır. Bu transport işlemleri sırasında eğer sıcaklık düşer ve kültür medyumları donar ise bu kültür medyumları kesinlikle kullanılmamalı, ekarte edilmelidir. Sıcaklık düşüşünde yağlar donmaz ama bulutsu bir görüntü oluşuyor onlarda da. Ama bunlar oda sıcaklığında reversible olduğu için yağlarda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yağlar kullanılabiliyor. Transport sırasında ortaya çıkan sıcaklık artışlarında medyum içerisindeki aminoasitler ve proteinler deaminasyona uğrayarak ortama zararlı olan amonyum iyonlarının salınmasına neden oluyorlar. Yine bu kültür medyumlarının saklanması için kullandığımız buzdolaplarında hava sirkülasyonunun iyi sağlanması, rafları tel olan, kapalı bölme ve kapak rafı bulunmayan, dondurucu ve buzdolabı kısımlarının ayrı bölümlerde olduğu medikal buzdolapları içerisinde saklama gerçekleştirmelidir. Yine buzdolabının doluluk oranının %30 ila 80 arasında olması gerekir. %30'dan düşük ise aşırı bir soğumaya, %80'ini geçer ise de bu sefer yeterli soğutmayı sağlamayabilir. Yine buzdolabı sıcaklığı da termometre ile monitörize edilmeli ve kaydedilmelidir. Sunumumu yine 2018 yılında kayda gerçekleştirilen Çalıştay'ın yayınıyla bitirmek istiyorum. Daha doğrusu çok beğendiğim başlığıyla bitirmek istiyorum. IVF laboratuvarında gerçekten önemli olan tek bir şey var ise o da her şeydir. Sabrım için teşekkür ediyorum. Eylül hocam yine dondu galiba. Katkınız varsa Kerem Bey, hocayla bağlantı kurana kadar. Teşekkürler, çok güzel bir sunumdu. Ben kendi adıma yaralandım gerçekten. Erol Hoca'yı beklerken ben özellikle Erol Hocama ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Bize bu imkanı verdikleri için. Ben seni kaldığın yerden devam etmeye çalışacağım. Tamam. Elimden geldiği kadarıyla. Çok da fazla tekrar yapmamaya dikkat edeceğim. İsterseniz ben yavaş yavaş ekranımı paylaşayım. Evet, nereden başlayalım? Erol Hocam siz geldiniz bu arada ama sanırım. Geldim. Benim burada bugün bir enteresanlık var. Tamam. Kerem sen devam et. Edeyim o zaman hocam. En sonunda yine toparlamaya çalışacağız. Tamam hocam. Tabii ki. Ayşen çok güzel anlattı. Peki laboratuvar koşullarındaki değişimler etki etmeye başladığında nasıl bunu ölçeceğiz? Hangi parametreler bizim için önemli olmalı? Ve hangi araçları kullanarak bu ölçümleri yapmalıyız? Onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii bizim hep kullandığımız bir Murphy kanunu var. Şayet bir şeyin ters gitme ihtimali varsa o şey ters gidecektir şeklinde. Bu aslında 1949 yılında hikayenin orijinalini de biraz anlatmak istiyorum. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli mühendis Murphy
bir şey üzerine çalışıyorlar. Uçaklarda ivmelenmenin pilotlar üzerindeki etkisi üzerine çalışıyorlar ve bunu kaska yerleştirilen bir takım alıcılarla çözmeye çalışıyor Murphy. Ya bu alıcıların şeyi var, giren 16 tane kablosu var. Ve bu ancak çok zayıf bir ihtimalle çalışmaz bir kombinasyon içeriyor. İlk uçuşlarını yapıyor pilotlar ve bakıyorlar ki elde hiçbir veri yok. O iş gerçekleşmiş. Yani o su %1, binde bir ihtimalle olacak olan şey gerçekleşmiş. Bizim laboratuvarımızda bu tarz sıkıntılara çok açık bir laboratuvar maalesef. Hatta bununla ilgili daha eski şeyler de var, düşünceler de var. Neden sadece ekmeğin yağlı tarafı hep yere düşer şeklinde ve daha sonraki yıllarda da açıkçası hani bütün evren bizim aleyhimize mi çalışıyor şeklinde çeşitli düşünceler ortaya çıkmış. Ama Erol Hocam'ın da bahsettiği şekilde ilk meslek yıllarında dahi ki Gene Purdy, Edwards ve Stepdaugh'un ekibindeki hemşire sadece dikkatli bir kontrol ve metot uygulanması halinde her basamakta ancak başarılı bir sistem elde edilebilir şeklinde. Ta o zaman abi emekleme yıllarında bu ifade gerçekleşmiş durumda. Neden önemli kalite standartizasyonu? Daha önce de konuştuk. Komplike uygulamalarımız var. Sistemde yer alan her basamağın dikkat gerektirdiğini biliyoruz. Gözlem ve ölçüme bağlı birçok parametre. Bunları bilmeden hiçbir şey yapamıyoruz. Ve bunun için de güvenilir bir kayıt tutma programına ihtiyacımız var. Kalite kontrol de başarının tabii ki temel öğesi. Nasıl yapıyoruz kalite yönetim sistemlerini? Üç temel inceleme üzerine dayalı bu sistemler. Bir tanesi ekipman üzerine dayalı, bir tanesi kullanılan sarf ve medium üzerine dayalı, diğeri de ekip performansı üzerine dayalı. Bütün bunların yapılabilmesi için de bir takım elimizde hazır data setlerin olması lazım. Bunlar proses akış şemalarının başlamasıyla mümkün olabiliyor. Standart çalışma protokolleri Ayşen Hanım'ın da anlattığı gibi ve buna bağlı olarak mutlaka ve mutlaka bir organizasyon şeması ve personel iş tanımlarına ihtiyacımız var. Elimizde kullanacağımız mutlaka bilgilendirme, kayıt tutma, talimatlar ve onamlarla ilgili yeterli sayıda formlara ihtiyacımız var ve takip edeceğimiz performans göstergelerine ihtiyacımız var. Bunların olabilmesi için mutlaka kayıtlarımızın iş sürülebilir bir özellikte olması lazım. Kişiye özel tanımlamalardan tutun da timeout'un veya çift kontrolün yapıldığının belgelenmesi, veri yedeklerin doğru alınması, izlemlerin doğru yapılması, tarih, saatlerin ve uygulayıcıların not edilmesi, kullanılan sarflarla ilgili üretim parti numaraları, inkübasyon ortamları ve gerekli detaylı notların mutlaka alınması gerekiyor. Bu bilgilere iş sürülebilirliğe hele hele bir daha harici kalite yönetimi kullanmayı düşünüyorsanız ve kullanıyorsanız bu mutlaka size zaten lazım olacaktır. Sertifikasyon olsun ve akreditasyon olsun. Bu tarz şeylerde, organizasyonlarda mutlaka verilerinizin şeffaf olabilmesi, iş sürülebilir olması ve denetçilere açık olması gerekiyor. Aynı zamanda ülkemizde de gerçekleştirilen düzenli İl Sağlık Müdürlüğü denetimlerinin de sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için verilerinizin istendiği takdirde mutlaka ulaşılabilir olması gerekiyor. Akış şemalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlar başlangıç aşamasında eğri olarak gösterilen bir başlangıç işaretiyle başlar. Proses stepinden sonra yani işlemin uygulamaya alındığı bir süreçten sonra bir karar verme olayı ortaya çıkar. Bunu şöyle düşünebiliriz. Örneğin bir semen hazırlayacaksınız. Sperm ölçümü yaptınız. Ancak bu spermde yeterli sperm sayısı elde edilemedi. Burada bir karar vermek zorundasınız. Sperm var ise devam edeceksiniz. Yoksa bir başka prosese başlayacaksınız. Mesela bu bir TESE hazırlığı olabilir. Ve bunu da bir konnektör olarak bu akış şemasına TESE'nin bağlantılı kendi akış şemasının bağlandığı bir ilişkiyle göstereceksiniz. Daha sonra bir sonuç elde edeceksiniz. Ve en sonunda da proses çıkışı olarak hazırlanmış elinizde sperm örneği olmuş olacak. Standart çalışma protokollerini de planlarken mutlaka başlangıçta uygulamanın amacı, uygulama yetkisi olan personelin tanımı, uygulamada kullanılan ürünlerin belirlenmesi, nasıl yapılacağı, validasyon ve mutlaka sözü edilen uygulama ilişkili
diğer uygulamaların bu prosedürler arasında yer alması gerekiyor. Monitorizasyon ne olarak bahsetmiştik? Ekipman, staff ve personel olarak. Ekipman monitorizasyonu Ayşen de anlattı bir miktar. Birçok cihazım için mutlaka yapılması gerekiyor. Periyotik kalibrasyon ve bakım onarımları arasında benim özellikle önemli gördüğüm nokta ölçüm cihazları. Çünkü ölçüm cihazlarını doğru bir şekilde kalibre etmezsek ve bakım onarımlarını doğru bir şekilde zamanında yapmazsak eğer diğer yapacağımız ölçümlerin hiçbiri sağlıklı olmayacaktır. Bütün bu takipleri yapabilmemiz için mutlaka ölçüm cihazlarımızın validasyonu tam olarak yapılmış olması gerekiyor. Sarp malzemeleri nasıl takip edeceğiz? Mutlaka başlangıçta kullanım alanına uygun ürün seçimi, saklanma koşullarının laboratuvarda ve transport sürecinde mutlaka güvenli olarak sağlandığının belgelenmesi ki bu transport sürecinde data logger, termometre data loggerlardan sağlanabiliyor. Üretim parti numaralarının takibi, bu geriye dönük olarak herhangi bir sıkıntı yaşanması halinde hangi parti üretiminde sıkıntı varsa onları kullanımdan kaldırılması için mutlaka gerekli. Analiz sertifikaları mutlaka lazım. Burada çeşitli varyasyonlar gözlemlenebiliyor. O varyasyonlar üretici firma tarafından evet belki kabul edilebilir sınırlar arasında kalabiliyor. Ama bizim sonuçlarımız bizim elimizde bazen beklenenin dışında problemler yol açabiliyor. Plastik malzemeler için Avrupa Birliği'nde CE belgesi istenmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise FDA onayı istenmekte. Ancak bunları ek olarak biz ürünlerimizde nerede varsa yani elimizdeki ürünlerin hangi yelpazenin neresinde varsa fare embriyo testinden geçmiş ve endotoksin testinden geçmiş. Aynı zamanda da DNA, RNA içermeyen ürünleri kullanmaya mutlaka dikkat etmeliyiz. Laboratuvara yeni girecek olan malzemelerin ve her yeni üretim partisinin mutlaka belli bir testten geçmesi gerekiyor. Kendi laboratuvarımızda da. Bunların en başında ve en kolayı spam viability testi. 4 saat veya 24 saat bir testi uygulayabiliyorsunuz yeni girecek olan malzemede. Ayrıca elinizde kültüre devam etmeyeceğiniz hani monoproniküler veya multiproniküler gelişen embriyoların da kültürü size bir miktar embriyo gelişiminin sağlıklı olup olmayacağı hakkında bu zaman zarfında bilgi verebiliyor. Keza gerçi kriyoprezervasyon son zamanlarda oldukça arttı ve hani embriyo kalitesi çok çok kötü olmadıkça bütün embriyolara hemen onu uygulanıyor. Ancak yine de transfer ve kriyoprezervasyon fazlası elimizde embriyo kaldıysa onların kültürünün takibi de sistemde herhangi bir problem olup olmadığını bize ışık tutabilir. Anahtar performans göstergeleri şu yönden önemli. Embriyo gelişimi biliyorsunuz en duyarlı kalite kontrol aracı. Fertilizasyon, klivaj ve embriyo gelişim sürekli izlenmesi kısa dönemde bize gerçekten çok önemli bilgi verebiliyor. Bunların izlenmesi için standart sapmaların izlenebildiği grafiklerden kullanabiliyoruz. Bunları bir Excel sheetine kendi eğer kalite kontrol standartımızı kendimiz oluşturacaksak eğer Excel sheetine kısaca her vakanın sonuçlarını girdikten sonra oradan hesaplama kısmından kolayca standart sapmalarını bulabiliyorsunuz. Uyguladığınız uygulama dönemine ait elinizdeki sonuçların standart sapma kabul edilebilir değerlerin arasında olup olmadığını gözlemleyebiliyorsunuz. Ancak tabii acil eylem için bunu kullanabiliyorsunuz. Ancak klinik gebelik ve implantasyon oranları çok fazla acil eyleme imkan vermiyor. Bunlar daha ziyade orta vadeli ve hemen eylem yapamayacağınız belki de birçok vakanın tedavisini sürdüğü sırada farkında olmadığınız sonuçlar ortaya çıkartabilecek riskler doğurmakta. Monitorizasyonu dedik yüksek merkezli vakalar kendi başlarına yapabiliyorlar. Eğer vaka sayınız çok değilse daha küçük vaka hacimli merkezlerseniz orta vadeli kalite monitorizasyonu yapmak amacıyla gebelik oranlarınızı, implantasyon oranlarınızı uluslararası Assisted Reproductive Technology Monitorizasyon Kurumu'ndan elde edeceğiniz gebelik sonuçlarıyla mukayese edebilirsiniz. Yine Society of Assisted Reproductive Technologies'in kendi şeyleri var, sonuçları var. Onlarla kendi sonuçlarınızı kıyaslayabilirsiniz. HFA'nın İngiltere'nin Human Fertilization and Embryology Authority'nin cumulative sum grafikleri var. Bunları da yıllık olarak yayınlıyorlar. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Ama tabii küçük vaka hacmi doğal olarak hata payı riski gerektiriyor. Bu da belirlenmiş performans göstergesi için ölçen değerlerin yalancı veya gerçek bir deviyasyon olup olmadığını ayrıca incelemenizi gerektiriyor. Kısaca ben buna geçmeden önce Human Fertilization and Embryology Authority'nin web sayfasından iki görüntü vermek istiyorum. Şurada şu linke tıkladığınız takdirde orada karşınıza
Burası yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılı verileri. Elinizdeki transferlerin embriyo oranları, gebelik oranları, embriyo transfer başına gebelik oranları ve cycle başına gebelik oranlarını da bulup oradan kendinizin veriyle kıyaslayabiliriz. Peki bu standart hataları nasıl en aza indirgeyebiliriz? İlgili performans göstergesine ait birden fazla ölçüm yapabiliriz. Westcott kuralları deniyor buraya. Multi-rule kalite kontrolü, çoklu kurallı kalite kontrolü deniyor. Normalde elimizde bir adet standart deviation var. Bir artı eksi değerimiz var. Örneğin fertilizasyon oranınız %70 çıktı. Artı eksinin standart deviasyonunu Excel'den hesapladınız. Orada artı eksi %5 çıktı diyelim ki. Eğer elinizde kural 1 performans ölçülen performans göstergesi 3 çarpı standart deviyasyonun altına çıktıysa, yani artı eksi %5 değil de %15 çıktıysa bu bir sıkıntı var anlamına geliyor. İkinci kural ardışık iki ölçümün, periyodik ölçümün 2 çarpı standart deviyasyonun altında çıkması. Bu da alarm haline geçmemize sebep oluyor. Üçüncü kural ardışık 4 ölçümün bir standart deviyasyon, bir çarpı standart deviyasyon oranının altına çıkması. Kural 4'te ardışık 7 ölçüm içerisinde bir standart deviyasyon sınırları içinde veya altında kalan kurallar gözlenmemesi. Bunları gözlemlediğimiz andan itibaren elimizde bir acil eylem planı olması gerekiyor. Bunlarla beraber acil eylem için mutlaka şu parametreleri de kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi X'den 26 saat sonraki klivaj oranları. Bunların da oranlarının sizin kendi genel database'inizde verdiğiniz oranların altına düştüğünü gözlemlenmesi. Veya ikinci günde piyen aşamasında ares kalan embriyoların değerlendirilmesi veya ikinci günde iki hücreli, dört hücreli embriyo oranı. Bunları kullanabiliriz. Bunlar için önerilen vaka sayıları da 20'şer vakalık setler halinde. Bu 20'şer vakalık setlerin sizin kendi alıştığınız değerlerin altına çıkması halinde mutlaka sistemi kalibrasyon süreci beklemeden baştan aşağı değerlendirip gerekli eylemleri mutlaka almanız gerekecektir. Bunların dışında elimizde artık hem Eşre hem de Alfa tarafından yayınlanan performans göstergeleri var. İlki bunların 2012 yılında çıktı. Kriyoprezervasyon performans göstergeleri olarak çıktı. Burada dikkatimizi çekmemiz gereken öte konu özellikle blastokist döneminde baktığımızda şöyle büyüterek göstereyim. İki adet veri veriyor. Bir tanesi competence, bir tanesi de benchmark. Competence değeri yeterlilik değeri, benchmark değeri de ideal değer. Hayatta kalma oranları vitrifikasyonda competence'ı %80, benchmark'ta %95 olarak verilmiş blastokist dondurma çözmelerinde. Hayatta kalma oranları bizim klasik olarak verdiğimiz, klivaj embriyolarında verdiğimiz en az %50'si hayatta kalan embriyo değil. Blastokist oranları için bu oran en az %85'i, 80-85'i canlı çıkan yani viable çıkan bir embriyo. Elimizde 10 tane blastokist var yondurduk. 10'unu çözdük. Çözdüğümüz 10 blastokistin arasında %80'in altında viability gerçekleştiyse biz bunları blastokistlerde non-viable saymıyoruz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum özellikle. Daha sonra Viyana Konsensüs 2017 yılında geldi. Viyana Konsensüsü genel olarak bütün parametreleri üzerinde bir çalışma yapıldı. Üç ayrı bir endikatör, performans endikatörü burada belirlendi. Bir tanesi ilki referans endikatörleri. Bu uygulamanın laboratuvara nasıl geldiğiyle ilgili. İki değeri var bunun. Bir tanesi stimülasyon sonrası OPU yaptıktan sonra trigger günü, tetikleme günü ölçtüğünüz folikül sayısı ile elde ettiğiniz oosit sayısının oranı en %80-95 arasında olması ideal kabul edildi. Diğeri de topladığınız oosit başına elde ettiğiniz metafaziki oranı bu da %75-90 olması ideal kabul edildi. Sperm parametreleri ile ilgili de özellikle polispermi oranının özellikle bu da inseminasyonda daha çok görevli. IVF'de göre %6'nın altında olması. Monopiyen oranının %5'in altında klasik IVF'de %3 ikisi de olması. Sperm preparasyon sonrası
elde edilen sayılan spermden bazal örnekte saydığımız sperm başına %90'ın yakalanması ve iyi kalite blastokist eldesinde de yine %30 ve %40 performans göstergeli olarak belirlendi. İkisi de hasar oranları %10'un altında mutlaka en azından olması gerekiyor. Normal fertilizasyonumuz en az %65 olması gerekiyor. Klivaj oranımızın %95, ikinci gün gelişim oranı %50, üçüncü gün %45 olarak devam etmesi gerekiyor. Toplamda normal döllenmiş yumurta başına gelişen blastokist oranının da en az %40 olması isteniyor. 2012'deki Cryo Survival hayatta kalma oranlarına blastokist aşamasında %80 competence, %95 benchmark olarak verilmişken 2017'de %90 competence, %99 benchmark olarak ilave edilmiş durumda. Bunları hangi vakalarda ölçeceğiz? En az 30 vakalık setler halinde veya vaka sayınız 30'dan fazla ise 1 aylık periyotlar halinde, kadın yaşının 40'ın altında olduğu, taze oositlerin kullanıldığı, ejaküle spermi kullanılan vakaların özellikle seçildiği, ki bu donmuş veya taze olabilir ama TESE'yi kullanmamalıyız bu verileri hesaplarken veya çeşitli globozoospermi spermi gibi zaten ileri derece problem yaratacağını düşündüğümüz vakaları da çıkartabiliriz. Keza yine PGT uygulanacak vakaların dışlanması gerekiyor bu ölçümleri yaparken. Her iki fertilizasyon yöntemi de her ne kadar IVF çok fazla kalmadıysa da bu hesaplara dahil edilme olarak kabul edilmiş durumda. En son bu senede biraz klinik tarafında da kalite standartizasyonu ile ilgili çalışmalar yapıldı. 2021'de Maribor konsensi olarak yayınlandı. Burada bizim ilgilendiren kısım şurası yine. Bu bölümde yani Proportion of Metafaziki Oocytes X yani topladığımız oosit başına elde edilen metafaziki oosit. Bu oranlar değiştirilmemiş. 2021 yılında da %75 ila 90 bandında olması gerektiği burada da vurgulanmış. Peki takım nasıl olacak? Bir kere takım arkadaşlarımıza güvenli bir iş yükü tanımlayacağız. Eğitimlerini mutlaka tamamlayacağız. İletişim kurulabilir insanlardan oluşması ve ulaşılabilir insanlardan oluşması gerekiyor. Ve takım dinamiklerinde mutlaka güzel bir şekilde planlamamız gerekiyor. Güvenli iş yükü nedir? Hem ekip hem de ekipman için mutlaka ayrı ayrı tanımlanmalı. İnkübatör kompartman sayısından tutun da belli bir dönemde embriyoluk başına düşen olgu sayısını iyi hesaplamalıyız. Mutlaka görev yetki ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlamalıyız. Yedek veya ikinci sorumlular mutlaka olmalı çünkü hastalık olabiliyor, izin olabiliyor. Ve bunları hesaplarken mutlaka uygulama zamanlamalarını dikkate almalıyız. Örneğin evet belki bir embriyologla, iki embriyologla çok sayıda vaka yapabileceksiniz ama bu sadece bir güvenlik meselesinin ötesinde siz sabah yaptığınız Opo'nun mikro enjeksiyonunu aynı kişinin yapmasını istiyorsanız ve o gün 5 Opo'nuz varsa mutlaka o Opo'nun X'si Opo'lardan sonraya kalıyor. Ve bu da arada belli bir zaman geçmesine sebep oluyor. Tabii haliyle Opo'dan bir ilk kopuyu yaptınız ve başına 6 saat sonra oturmak zorunda kaldıysanız hani klinisyenimiz opulardan sonra transferleri de alalım dediyse, bu saat 7 saat olduysa, tabii ki bu 2 saat ile içinde X'i yapılan oositler ile 7 saat sonra X'i yapılan oositler aynı olmayacak. Bunları da mutlaka hesaba katmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda belli bir dönemde yetkin embriyoluklu başına düşen olgu sayısını hesaplamamız esnasında da bunları düşünerek bu hesabı yapmalıyız. Eğitim nasıl olmalı? Mutlaka temel eğitim standartlarımızı belirlemeyiz. Ve güvenli bir tekrarlama sayımız olmalı. O sayıyı yeterli gördüğümüz personele mutlaka o işi teslim etmeliyiz. Ve personelimizin mutlaka mesleki gelişimin destek olmalıyız. Bilgilerini güncel tutması için onların çeşitli programları, çeşitli bilimsel aktiviteleri katılmasına mutlaka destek olmalıyız. Aynı zamanda özellikle analiz kısmı görevli arkadaşlarımız semen analizinde ve embriyo skorlamada mutlaka bunların da belli dönemlerde en az 3 aylık dönemlerde belli standartlar altında kontrol edilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Özellikle semen analizlerini değerlendirirken hazır mesela şeyler var, morfoloji slaytları var. Bunları temin edebiliyorsunuz. Hazır sperm sayımı için kullanabilecek konsantrasyon ayarlanmış mikro kürecikler var. Onları kullanabiliyorsunuz standartizasyon amacıyla. Bunun dışında embriyo skorlamada
verilerinden yararlanabilirsiniz. Eğitimlerde onları kullanabilirsiniz ama bunun mutlaka yani standardın dışına çıkılıp çıkılmadığını takip altında tutmanız gerekiyor. Takım dinamikleri dedik. Bir kere ekibimizin dürüst bir ekip olması gerekiyor. Rekabetin önde olduğu, çekişmenin çok önde olmadığı bir ekip olması gerekiyor. Kıdem bizde önemlidir ama bunun da bir sınırı vardır. Onu da iyi çizmemiz gerekiyor. Yorgunluk takibi özellikle laboratuvar sorunları tarafından yapılması gerekiyor ve gün içi molalarında bu takip ile ilişkili olarak çalışan personele temin edilmesi gerekiyor. İş bölümünün net bir şekilde belirlenmiş olması gerekiyor ve özellikle hafta sonu ve izin dönemlerinde bir embriyolog başına düşen vaka sayısında artış olması bazen kaçınılmaz oluyor. Bu dönemlerin de klinik sorumlusu ile tartışılarak güvenli bir şekilde planlanması gerekiyor. Çünkü en önemli riskli dönem aslında laboratuvarımızda standart uygulamanın daha ötesinde vaka yükü gelmesi halinde ortaya çıkıyor. Hatalar da daha çok bu zaman zarfında gerçekleşiyor. Bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Güvenli iş yükünü belli dönemler içerisinde mutlaka güvenli bir şekilde bizler yönetici olarak bizlerin sağlaması gerekiyor. Yine özel hayatımıza ve arkadaşlarımızın özel hayatında dikkat etmelerini istiyoruz. Bunu da bir şekilde takip etmek zorunda kalıyoruz çoğu zaman. Self-motive bir ekibe ihtiyacımız var en önemlisi. Peki yönetici hocalarımız için, ünite sorumlularımız için ve ara yönetici olarak sayabileceğimiz biz laboratuvar sorunları için biz bu kalite yönetiminin sürdürülebilir olması için nasıl bir rol model olabiliriz arkadaşlarımıza? Benim düşüncem şu şekilde. Hani bizler yönetici pozisyonda olan kişiler olarak bu arkadaşlarımıza rol model olabilirsek onların da gönüllülük ve sürdürülebilirlik motivasyonunu arttırmış oluruz. Bir kere kendimiz iyi bir rol model olmalıyız. Bu kanıta dayalı karar alma sürecimiz olmalı. Ünitemizde bağlayıcı mevzuatlara mutlak uygunluk sağlamalıyız. Hasta iletişimimiz mutlaka dürüst ve açık olmalı. Başarı oranlarını verirken mutlaka detaylı bir şekilde neyin ne anlama geldiğini anlatarak hastalarımıza paylaşmalıyız. Ve sonuçlarımızda şeffaflık olmalı. Yani biz yöneticiler olarak her ne kadar düzgün, doğru ve düz bir şekilde hasta iletişiminde ve ekip çalışmasında görev alırsak benim kanaatimce de arkadaşlarımızın bu çalışmalarda motivasyonu ve özgüveni mutlaka artacaktır diye düşünüyorum. Keza genel çalışma kültürü açısından suçlu tespiti yerine süreç iyileştirmeyi baz alırsak, patronluk yerine liderlik vasfını kendimize verebilirsek arkadaşlarımız için çok daha yararlı olabiliriz diye düşünüyorum. Sevgili ekibime de çok teşekkür ederek konuşmamı burada sonlandırıyorum. Evet, ben de her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Evet, bu son cümleler esasında olayın ruhunu ortaya koyması bakımından çok önemli. Tabii gerek klinik bölümünün sorumlusu, gerekse embriyoloji bölümünün sorumlusu öncelikle zaten iyi bir işbirliği içinde olmalı ki onların alt ekipleri de birbirleriyle iletişim içinde olsun. Yani özet, İletişim şart. Günümüzün en büyük sorunu iletişimsizlik en başta. Benim yani birçok yerde gördüğüm, maalesef konuşmuyoruz. Ne yapıyoruz? Yazışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Buna konuşma diyor genç arkadaşlar. Halbuki konu bu değil. Yani insani ilişki önemli. Laboratuvar ortamındaki stresi klinisyenin de iyi anlaması lazım. Klinisyenin stresini laboratuvar bölümü de iyi anlaması lazım. Ve şunu unutmayacağız. Ben hep şu örneği veriyorum. Bu bir çatı meselesidir. Çatınız istediği kadar mükemmel bir çatı olsun, bir tane kiremitin çatlaklığına bakar. Dolayısıyla su sızar. Bütün her şey mahvolur. Yani orada istediğiniz en yüksek teknoloji çatıyı kullanın. Bir tane kiremit kırıksa, çatlaksa maalesef işler sarpa sarar. Şimdi öncelikle ben birkaç şey var. Katılımcı arkadaşlarımızdan şeyler var. Onları söyleyeyim. Birincisi yine bizim Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Bülent Hoca, Gülekli Hoca, hem sevgili Kerem Bey'e
Hem de Ayşen Hanım'a çok çok teşekkür ediyor. Keşke ne böyle anlattığınız gibi her şeyi yapabilsek diyor. Ne kadar güzel olurdu diyor. Hepinize gönülden teşekkür ediyor. Yine bunun dışında Zeynep Öner Hanım hepinize çok teşekkür ediyor. Yine Dilek Hanım, Dilek Cengiz Çelik hepinize çok teşekkür ediyor. Günseli Altın bizim eski biyologlarımızdandı. Hem bana hem hepinize çok teşekkür ediyor. Tijot Sakarya diye bir katılımcı var. O da hem organizasyonu hem sizlere çok teşekkür ediyor. Ve tabii ki KET'in başkanı Sayın Necati Fındıklı da çok çok teşekkürler, güler yüz falan filan yapıyor. Ben de ona çok teşekkür ediyorum tabii ki. Bunun dışında gelelim Seda Hanım var. Soyadını burada tam göremiyorum Seda Hanım'ın. Seda Hanım da yeni laboratuvar kuran bir üniversite olarak çok faydalandım. Ağzınıza sağlık diyor. Yani bunlar hep teşekkür. Fatoş Özkan Hanım var bizim ekibimizden. O da hepinize çok teşekkür ediyor. Sakarya'daki arkadaşımız Doktor Serhan Cevrioğlu olduğunu açıkladı bu arada. Kendisine de hakikaten çok teşekkür ediyorum. Yine Mert Bey var. O da çok iyi bir prezentasyon oldu. Yani özet herkes çok mutlu olmuş. Bu bakımdan iyi. Fakat şimdi Yılmaz Turabi Bey'in burada aydınlatılmayan bir sorusu var yanılmıyorsam. O sorulardan ben o ara kopmuştum. Belki de konuştunuz bu sorunun cevabını bilmiyorum ama ikinci bir sorum daha var diyor. İlk soruyu herhalde konuştuğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben ilk soruyu göremiyorum. Hocam İkinci yok soru. görüşmedik onu hocam. Görüşmediniz mi? Yani İlk görüşmedik. soruyu hatırlıyor musunuz? Ben o soruyu göremiyorum çünkü Ben burada. söyleyeyim. Invert mikroskopta yeşil filtre var. Hani bu UV ışınların Ayşen Evet. engellenmesi için yararlı mıdır? Bu filtrenin kullanılması gerekli midir? Yararlı mıdır? İlk soru bu. İkinci Yani soruyu da tabii elbette. ki kullanılması öneriliyor. Zararlı ışınların filtrelenmesi açısından ama elzem mi gibi bir şey okudum ben orada ama yani kesinlikle olmalıdır diye tabii ki bir şey yok. O opsiyonel olarak açıklanmış guideline'da kullanılması öneriliyor. Peki ikinci soru da şu. Bu benchtop inkübatörlerde nem haznesi genellikle yok. Evet. Dolayısıyla nemli olmayan yani kuru bir inkübasyon var. Tabii yağ altı bir inkübasyon mevzu ama bu yine de bir acaba buharlaşmayı tam engelleyemeyebilir ve de pH'ta bir problem olur mu? Bir basamak öncesinde söyleyeyim. pH ve de ozmotik basıncında medyumun bir sorun olur mu diye bu Evet. sorusu var. pH'tan ziyade aslında ozmolalite de bir sıkıntıya neden olur. Tabii yine hani suyun buharlaşmasına bağlı olarak dolaylı olarak pH'ı da etkileyecektir ama asıl önemli konu burada ozmolalite olur diye düşünüyorum. Ama yeterli miktarda yağ kullanılır ise sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü benchtop inkübatörlerde de çok güzel sonuçlar alan merkezler var. Biz de kullanıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntımız yok pH konusunda. Evet. Esasında belki de daha iyi sonuçlar bile alınabilir. Çok daha küçük bir volümde ikide bir kapak aç kapak şey yap. O inkübatörün kendi karbondioksit ile yeniden pH'i ayarlayabilme şansı büyük inkübatörlerde çoğu kere biraz uzun sürebiliyor. Kerem Bey belki de başka şey de söyleyebilir. Bir şey söylemek ister misin Kerem? Hocam ozmolarite maalesef benchtop kuru inkübatörlerde maalesef olumsuz etkileniyor. Evet yani terazinin bir kefesine koyduğunuz avantajları var, başka kefeye koyduğunuzda dezavantajları var. Ama yani yine de kullanım kolaylığı açısından tercih ediliyor. Ama dikkatli olmak lazım. Yani elimizden geldiğince kültür hazırlığını son sürece koyup belki kültür hazırlığını yaptıktan sonra benchtop'a almadan önce dişleri klasik inkübatörde şeyi tamamlayıp ekülibrasyonu tamamlayıp hücreyle beraber benchtop'a alabiliriz.
Yani belki arada bir hani medium değişimi belki devreye girebilir. Hani bir takım önlemleri aldıktan sonra ben çok ciddi sıkıntılı bir hani değişim olacağını düşünmüyorum hocam. Bir Evet, de single tabii step medium'lar, pardon hocam. yok Single sen söyle. step medium'larda 48 saatte bir değiştirilmesi öneriliyor. Biz tabii ardışık medium kullandığımız için biz zaten onu yapıyoruz. Bir de tabii genç arkadaşlara belki şöyle bir öneride de bulunabiliriz. Yani biraz da dikkat etmeleri için siz bunların üzerinde çok duruyorsunuz esasında da. Bazen hani bu medium hazırlığını henüz soğumamış bir şeyde laminar flow'da yapabiliyorlar. Halbuki o ara mikro droplet hazırlarken ya da dropletleri hazırlarken bunun buharlaşması engellenemiyor. Hele hele biraz yavaş ağır bir elde giderse bu iş, üstü hemen kaplanmadan yağla, hakikaten daha hiçbir şey yapılmadan ozmotik basınç maalesef çok çok zarar görmüş olabilir. Ondan sonra koyacağınız oosit içine fevkalade hiperozmotik bir ortam içerisinde ciddi zarar görebilir. Yani bunlar tabii belki ufak tefek trikler ama bunları da... Şimdi ben şey yapayım şimdi burada, şeytanın Evet. avukatlığını yapayım. O işi şöyle çözebiliriz hocam. Eğer yeriniz varsa, imkanınız varsa bir tane ekstra laminar flow koyarız. O hep soğuk olur. Evet. Böylece o kolu kendiliğinden çözülmüş olur diye düşünüyorum. Yok, birçok laboratuvarda zaten bu böyledir muhtemelen ama bazı diyelim ki küçük laboratuvarlarda ya da ne bileyim özel laboratuvarlarda çoğu kere alet edevat almakta zorlanan yerlerde bu işte biraz sorun olabilir. Ama dediğiniz gibi bu işler. Peki bunun dışında hava kalitesi hakikaten çok önemli. Bilhassa bu tür laboratuvarlar Ayşen de söyledi. Bir mümkün olduğu kadar otobanın kenarında olmamalı. Veyahut da ağır sanayinin bulunduğu, gazların etrafta bulunduğu fabrikalardan salgılandığı yerlerde, mahallelerde veyahut da şehrin o bölümlerinde kurulmamalı. Çünkü hava kalitesi ne kadar kötü olursa, yani voklar ne kadar fazla olursa, netice itibariyle bizim laboratuvar havası da böyle olacak. Peki bunu mümkün olduğu kadar bertaraf etmek için laboratuvar içi alınması uygun olacak önlemler sizce neler olabilir? Ayşen sen istersen de biraz gir buraya. Aslında sunumun çoğu onunla alakalıydı. Gerek hani vokların içeri girmesini engellemek amaçlı. Birinci olarak zaten HEPA filtreler. Onun dışında aktif karbon ve potasyum permanganatlı filtreler. Onun dışında şimdi yenilerde çıkan foto iyonizasyon dedektörleri ile bu filtrelerin durumunun ölçülmesi ve filtredeki azalma durumlarında hani hemen bir uyarı sistemleri var. Ekstra bunlar olabilir. Onun dışında zaten bahsettiğim gibi stren moleküllerinin işte başka bir odada uzaklaştırılması, pozitif basıncın yine takip edilmesi, inkübatörlere gelen gazların basınçlarının kontrol edilmesi. Onun dışında Inline filtreler filan filan inline filtreler, evet. gibi şeyler. Kerem Bey siz bir şey der misiniz? Evet, yani tabii ki başta doğru seçim, yer seçimi olması önemli. Ondan sonra gerisi şey oluyor. Yani zaten sürekli maruz kaldığınız sıkıntıyı temizleme ihtiyacı şekline dönüşüyor. Elimizden geldiğince bence kurulum aşamasında bu işi daha baştan ele alıp ondan sonra yapacağımız hani diğer pansuman tedbirleri yine yapacağız tabii ki ama faydasını arttırma olacaktır bu o zaman. Yani zaten temiz bir ortamda çalışıyorsanız yine bunu filtreleri kullanacağız ve çok da güzel netice alacağız anlamına geliyor. Ama baştan dikkat etmek lazım diye düşünüyorum hocam ben. Çok haklısınız. Şimdi güncel başka bir problem COVID. COVID ile ilgili laboratuvarda almamız gereken tedbirler neler? Örnek olarak COVID periyodunda sonradan COVID olduğu belli olan, fonksiyondan sonra COVID olduğu ortaya çıkan transfer öncesi bir hastanın embriyosunu nasıl donduralım, nerede donduralım, hangi tankta saklayalım ya da bu kadar önemli mi ya da değil mi? Ya da orada high security strovların bir anlamı var mı yoksa hiçbir anlamı yok mu gibi.
Ben isterseniz başlayayım hocam. Tabii ki. Şimdi ben uzun süredir High Security kullanıyorum zaten. Kanınca bu sistemin bu şekilde yürümesinden başka yapacak elimizde hiçbir imkan yok. Çünkü siz COVID olan hasta ile olmayan hastayı ayırma şansınız yok. Zaten elinizde bir tane HBS tankınız var. Bir tane varsa HIV var, varsa yok. Yani genelde yok zaten. Efendime söyleyeyim. Artı bir de sizin zaten test yapmadığınız ama COVID taşıyan insanlar var. Şimdi onları zaten koyduğunuz yer eğer bir viral geçiş varsa tank içerisinde zaten siz test yapmadığınız ve COVID taşıyan hasta ile zaten tankı kontamine ettiniz. Geçmiş olsun. Hani o yüzden benim düşüncem mutlaka ve mutlaka elimizde tek araç var. High Security'lerin her hasta için kullanılması. Ben Evet. o kanaatteyim. Peki ekip için aldığınız ilave tedbirler var mı çalışma ortamında? Çünkü laboratuvarda bir kişi COVID olursa, diyelim ki 4-5 kişi çalışıyorsa bir laboratuvarda felaket. Evet. Açıkçası çok fazla bir önlem alma şansımız olamıyor. Vaka yükümüz belli. Elimizden geldiğince işi olmayanı laboratuvarda tutmuyoruz. Onun dışında çok fazla bir imkanımız olmuyor hocam. Ayşen sen bizim tedbirlerden istersen kısa bir bahset. Biz hocam zaten her hastaya COVID testini yapıyoruz. Hem tedaviye başladığında hem opo öncesinde bir gün önceden COVID testleri yapılıyor. Negatif olduğundan emin olduğumuz hastalara işlem yapıyoruz. Eğer zaten pozitifse opo günü bile iptal oluyor tedavisi. O yüzden hani transfere kadar hani negatif olup atladığımız bir olgu olmuyor. Biz zaten rutinde high security strollar kullanıyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık high security strollarda. Ama tabii yayınlarda bahsedilen onların da azot içerisinde kırılması sonrasında bir kontaminasyon oluşturabileceği yönünde. Ayrıca bizim şu anda boşta bir tane tankımız da var, duruyor. Bir tankımızı boşalttık. Covid sonrası bir tankımız var. Covid sonrası hepatit tankımız var. Bir tane de boşta tankımız var. Yani testler sürekli yapıldığı için zaten atlamıyoruz da atlasak bile onu alıp diğer tanka koyma şansımız var. Diğerlerini de artık bir şekilde ya işte yıkayarak uzaklaştırılacak ya da bir şekilde UV ile falan belki sterilederek azot problem aşılabilir. Evet. Bir de Ben tabii bir şey pardon, kısa bir sadece şey hocam. söyleyeceğim. Tabii Ha hocam, tabii tabii. buyur. Buyurun. Ya PCR'ın da bir güven aralığı var ya. Evet. Tankımızda şu anda mutlaka COVID pozitifler var yani. Vardır. Tanklarımızda. Yani. Öyle. Öyle. İşte biz de mümkün Vardır. olmayacak. High security kullanıyoruz. Şu ana kadar bir dediğim gibi çatlama olmadı ya da kırılma olmadı strollarda ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bir başka arkadaşımızdan bir soru var. İnkübatör için kullanılan gaz kalitesini nasıl ölçebiliriz diyor. Dilek Cengiz Çelik. Yani çok basit bir yöntem yok onlar için. Gaz kromatografisi ile ölçülebiliyor. O wokların ve aldehitlerin düzeyleri. Ya da gaz kromatografisi, kitle spektroskopisi birleşik yöntemlerle ölçülebiliyor. Onun dışında çok basit bir şekilde ölçebileceğimiz bir yöntem maalesef yok. Benim bildiğim. Tabii alınacak tedbir var. Onu da hemen Yılmaz Turabi yazmış. Yüksek saflıkta gaz kullanınız diyor, karbondioksit ve azot. Çünkü biliyorsunuz yüksek saflık ile saf olan arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Yani bilmeyebilirsiniz bunları ama ben söyleyeyim. Hastaneler, bilhassa resmi hastaneler veyahut da diğerlerde çoğu kere bu tür harcamalara pek girmek istemiyorlar. Bu da ayrı bir problem maalesef. Çünkü büyük hastanelerin, yani büyük hastaneler dediğim bilhassa resmi hastanelerde döner sermayeler, onlar bunlar sıkıntı içinde olabiliyorlar. Şimdi bunun dışında böyle sorular gelince ben size ilave edeceğim ama bu arada
Kerem Bey zaten bahsetti ama size göre en önemli benchmarklar neler olmalı? Bahsettiğiniz %70 şudur budur ama ülkemiz koşullarında neyi biz iyidir diyebiliriz? Hocam ikiye ayırayım ben bunu dilerseniz. Bir tanesi hani acil eylem gerektirecek ne olabilir diye bir slaytım vardı. İkinci gün MBO'ları için 2 hücre 4 hücre oranı olarak orada bahsedilmişti. Tabii üçüncü gün inceleme yapıp ikinci gün inceleme yapmadığımız da olabiliyor. Onu eklemek istiyorum ben oraya bir kere. Time-lapse'iniz yoksa özellikle hani bir gün daha çıkartmamayı tercih eden yerler ağırlıkta. MBO'ları inkubatör dışına. Üçüncü gündeki yavaş klibaj oranı ben çok değerli bir parametre olarak görüyorum. Aynı kohorttaki hastalar arasında hakikaten bir yavaş klibaj oranında artış gözlemlediysek bu bir yerlerde sıkıntı olduğunun bence en belirgin göstergesi diye düşünüyorum ve onu kullanıyorum açıkçası. Ben fertilizasyon oranlarını kültür sisteminin bir göstergesi olarak çok fazla değerlendirmiyorum. Blastokist gelişim oranları burada bence değerli olabilir. Ve tabii ki devamında implantasyon oranları ama tabii o geç bilgi veriyor. Çünkü o sonucu sonra alıyorsunuz. Oldukça sonra alıyorsunuz. Ama dediğim gibi blastokist gelişim oranları kanımca önemli. Burada bir tartışmalı nokta var. Neyi blastokist sayacağız ile başlıyor bu. Hani Morula'dan başlatan skorlamalar var. Kavitasyondan başlatan skorlamalar var. Kanımca 5. günde Morula'yı dışarıda bırakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şeylerde bu konsensus guideline'larında o konu biraz üstü örtülü geçilmiş. Ama kanaatimce bence 5. gün elde ettiğimiz bir Morula biraz sıkıntı göstergesi olarak olabilir. Kavitasyondan başlatmak gerekli olabilirdi kanaatindeyim. Ve bunun oranını da embriyo kalitesini ABC veya işte turbektan inivselmez kalitesini çok dikkate almadan %45'in üzeri olarak vermiş Eşre standartları kompetansını. %45-50 oranları bizim için de kabul edilebilir oranlar. Onu gördüğümüz takdirde bu ne başına elde edilen PN sayısı, fönikül sayısı başı. Tabii tek vaka için değil. Bunu topluca bakıyorsunuz. Yani 30 vaka en az bakıyorsunuz. Yani işte elinizde tabii 3 PN olan var, 10 PN olan var, şu var, bu var. Hepsini toplam PN sayısı olarak hesaplıyorsunuz. Toplamda işte 300 PN vardı. Ve onlardan şu kadar blast gelişti olarak hesaplamak gerekiyor. Bu oranları biz değerli görüyoruz hocam. Tabii orada da yine kafa karıştırıcı yan parametreler var. Kadın yaşı, erkek yaşı, erkeğin sperm parametreleri, hafif oligospermi miydi, değil miydi? Veyahut da sigara içiyor muydu, içmiyor muydu? ROS'ları yüksek miydi, sperm DNA integritesi iyi miydi, değil miydi? Çünkü embriyo gelişiminin yavaşlaması diye, yani biraz da üçüncü günden itibaren yavaşlamasında malum, paternal genomik Evet, aktivasyon, değil mi? tabii hocam. Dolayısıyla bu tür sıkıntı, yani mesela aslında o kadar bireyselleşmesi lazım ki, ama bireyselleştikçe iş bu sefer şeyi kaçırıyoruz, yani nasıl bir hesap kitap yapacağız. Ama herhalde siz de çok bahsettiniz bundan, eğitim çok önemli. Laboratuvardaki laboratuvar sorumlusunun bu olayı yönlendirmesi, gözünün açık olması, kim yoruldu, niye yoruldu, kim dağıldı, nasıl oldu, değil mi? Büyük ihtimal laboratuvar içerisinde fazla alet edevat bulunmaması lazım. Dikkat dağıtacak oyuncak bulunmaması lazım. Tabii, tabii Cep hocam. telefonu gibi. Öyle değil mi? Tabii mutlaka Çünkü hocam. vaka arasında hemen bir şey. Ondan sonra o ara şey. Esasında bana göre en önemli şeylerden bir tanesi ertesi gün yapılacak vakayı bir gün önceden değerlendirmek. Yani dosyasını alıp bütün parametrelerini görüp kaç oosit bekliyoruz? Sperm parametreleri neydi? Nasıl bir sperm hazırlığı yapsak? Kaç dakika sonra şunu yapsak filan filan gibi bir şeylere bir ön hazırlık yapmakta fayda var. Ki sürprizleri mümkün olduğu kadar azaltalım o andaki. Çünkü o anda bakıyorsunuz 8-10 tane vaka Tabii, yapabilirsiniz. tabii Üst hocam. üste o geliyor, 15 dakika arayla bir şey oluyor. Böyle hakikaten hoş olmayan şeyler olabilir yani. Embriyoloji laboratuvarı açısından kolay değil. İki telefon çalıyor bu arada, şu oluyor, bu oluyor. Konsantrasyon hakikaten dağılıyor. Dağılabilir ya da. Dolayısıyla esasında checklistler
Mühim. Aynen bahsettin ya sen uçak pilot vesaire, ben de çok Evet. seviyorum bu Evet. uçuş hikayelerini. Orada da biliyorsunuz her şey checklistlere Tabii. tabidir. İşte efendim pushback öncesi checklist, efendim piste çıkış checklisti, yok efendim havalanma, inme, alçalma, bir sürü böyle checklistler. Bu checklistlerde iki pilot debrief ederler. Yani birisi bir şey söyler, öteki tekrarlar. Evet, anladım. Yani şunu yapacağız. Öbür türlü siz orada bir şeyler anlatırsınız, karşıdaki sizi dinlemiyordur bile belki. Ya daha öyle dememiş miydin olur. Yani o yüzden hakikaten teyitleşmek her bakımdan, hekimler arasında da tabii ki çok önemli, hemşireler arasında da çok önemli. Aksi takdirde ufak tefek iletişim problemleri ya da kazaları da olma ihtimali çok yükseliyor. Buna bakmak lazım. Peki bir şey daha soralım size. Bu laboratuvardaki çalışanların konsantrasyonunu arttırmak için önerileriniz ne? Ben mi gireyim hocam? Tabii siz girin. Bir kere çalışma ortamı, environment. Evet. Environment kendisi konsantrasyonu destekleyici olmalı. Hı. Biz hep hani kültür koşulları için ışıktan veya bilgisayarlardan veya tabletlerden bahsediyoruz ama ortamın kendisinin konsantrasyon destekleyici olması açısından da bu bir nevi önemli ben kanaatimce. Hani ben açıkçası kültür koşulları ve embriyo gelişimi ışıktan hiç etkilenmiyor olsa bile tavan lambası sonuna kadar açık çalışamıyorum. Benim çalıştığım alanda ışığa ihtiyacım var ve çevrede ne olup biteni görmeye ihtiyacım yok. Hatta mümkünse görmeyeyim. Keza rahatsız edilme istemiyorsunuz. Evet. Bunun içinde ne yapabilirsiniz? Bir kere sizin bahsettiğiniz hani İşin gücün arasında telefon çalması olayı başlı başına bir dert zaten. En azından hani laboratuvar ekibi ile klinik ekibin veya hasta hizmetleri ekibinin diyaloğa girebileceği saatler belirlenebilir veya dönemler belirlenebilir veya hastalarla görüşme saatleri belirlenebilir. Görüşmeler işlemlere göre planlanabilir, randevulanabilir. O randevu süreçleri içerisinde laboratuvar ekibinden yetkili kişi kimse o görüşmeleri yapıp neticelendirme yoluna gidebilir. Kanaatimce bu iletişim zincirini doğru şekilde kurmak ve çalışma ortamını doğru düzenlemek en etkili unsur olacaktır diye düşünüyorum hocam. Evet, Ayşen sen bir şey söylemek ister misin? Kenan Bey de çok güzel özetledi aslında. Bizi en çok strese sokan telefon yoğunluğu, dışarıdan bir şey istenmesi, o arada siz işlemdeyken dosya istenmesi de ekstra bir şey söylenmesi. O organizasyon güzel bir şekilde yapılırsa bazen öyle bir şey oluyor ki hasta embriyo der demez hemen laboratuvar bağlanıyor. Aslında hastanın sormak istediği tedaviyle ilgili başka bir şey. Gereksiz bir de o arada hastaya tabii şeyi de yapamıyorsunuz. Yönlendirmek durumunda kalıyorsunuz. O anlamda koordineli bir şekilde çalışılabilirse dikkat dağıtıcı unsurlar azaltılmış olur diye düşünüyorum Kerem Bey gibi. Şimdi burada yine biz eski değil de yani bir süredir olan bir hastalık bu. Kimse kimseyi dinlemiyor telefonda konuşurken de. Mesela embriyo dedi mi embriyoloji pat bağlıyor. Halbuki bir dakika şimdi embriyo ile ilgili ne demek istiyordu bu hasta? Bir dinle sonuna kadar cümleyi, ondan sonra yönlendir. Ya da siz mesela konuşurken karşıdaki siz konuşurken bir dakika değil de böyle bir yaptığınız anda o cümle bitti zannedip kapatıyor telefonu. Yani bunlar bizim ülkemizde son senelerde çok sık olan şeyler. Onun için işte hep iletişim deyip duruyorum ya, insanların iletişmesi lazım. Yani böyle tık 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 mesajlaşıp emoji atmadan mesajlaşması, doğru düzgün düz cümlelerle konuşması lazım. Ama işte inşallah bunlar olacak. Şimdi bir başka arkadaşımız ki ismi Zafer Nihat Candan. Az önce bu blastosist gelişim oranlarını değerlendirirken hani morla işin dışında bırakalım dedik.
Ama sadece D5'i mi kastediyoruz diyor, yoksa D5 artı D6'yı da toplayarak şey yapıyor muyuz, değerlendiriyor muyuz? Her ne kadar 5. günde istediğimiz ekspanse blastosist oluşmadıysa da 6'da oluşuyorsa bunu kompanze eder mi diye soruyor. Selam, Zafer selam. D6 maalesef işin içerisinde yok. Değerlendirme D5'e göre yapılıyor. Bu çünkü anahtar performans göstergesi incelemesi. Bu bizim embriyo transferi yapacaksak hangi embriyo seçeceğiz incelemesi değil. Bir 5. günde belli bir saat sonra, o da zaten eşya atlasında var. Yapacağınız değerlendirme de belli bir saat aralığında olmak durumunda. O saat aralığında gördüğünüz 5. gün embriyolarının arasındaki gelişim oranını hesaplayarak performans göstergesi belirleniyor. 6. günü performans göstergesini kullanmıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi yine konuşmanda şundan da bahsettin. Her şey net olmalı. Gerçekten gri alan bırakılmamalı. Dolayısıyla gerek klinisyen örnek olması gereken bir abi klinisyen varsa ya da hoca ya da embriyolojide böyle bir şey varsa rol model kişi net olacak. Yani birazcık duruma göre davranmaması lazım. Ya bakarız öyle mi desek böyle mi yapsak neyse ne. Şimdi bu çok yanlış bir iş ve hastaların da en büyük bence şaibe uyandıran bir olay oluyor. Birisi laboratuvarda sizin 5 yumurta çıktı, ötekisi de yok. Ertesi gün 7 idi sizin dediği zaman iş karışıyor. Yani dolayısıyla her şey yazılı olmalı. Klinisyen aşağıda vizite gittiği zaman ya da neyse aynı katta her neyse gittiği zaman hastaya aldığı son bilgiyi aktarmalı. Ben ponksiyonda 7 anlamıştım. Olmaz, anlamıştım yok. Karşılıklı konuşulacak. İşte benim hep söylediğim şu. Karşılıklı konuşulacak. Ve de yazılacak. Kafada tutulmayacak. Hiç kimsenin kafası mükemmel değil. En mükemmel olanın dahi. Dolayısıyla her şey yazılı olacak. Gri alan kalmayacak. Hastanın önüne gidildiği zaman ya hay Allah kaçtı sizinki falan gibi böyle lüzumsuz bir hareket yaptığınız zaman iş karışıyor. Hasta çünkü en önemli şahsın kendisi olduğunu düşünüyor ve de hasta haklı o bakımda. Dolayısıyla hepimiz o bilinçle çalışmalıyız. Tabii ki bizim için çok rutin olabilir hastalar, işte embriyologlar için embriyologlar, spermler, şunlar bunlar. Ama her örneğe de gereken zamanı hakikaten ayırması lazım. Böyle çok otomatiğe bağlayıp patır patır götürmemesi lazım işi. Tabii ki laboratuvar kazalarında en önemli problemlerden bir tanesi de şu witness problemi. Yani bu örnek kimindir? Kaydedildi mi, yazıldı mı? Bir başkası da hatta embriyo transfer ederken gerekiyorsa Ayşe Hanım'ınkine, Ayşe bilmem Çelik'inkine ediyoruz. Evet Ayşe Çelik, kocasına da Adem Çelik falan filan gibi. Çünkü Ayşe Çelik, 5 tane Ayşe Çelik. Hatta aynı gün 3 tane olabilir yani. O yüzden bunlar oluyor çünkü. Bunlar hakikaten çok dikkat etmek lazım. Tabii elektronik sistemler var, o var, bu var ama her laboratuvarda olmayabilir. O zaman da bir şahitlik sisteminin mutlaka bulunması lazım. Onun için zaman ayırmak lazım zaten. Onun için koştur koştur iki arada bir derede klinisyenin canı öyle istiyor diye hadi hemen transfer. Öbür odada da fonksiyon başladı filan filan. Şimdi bu iyi bir şey değil yani bir klinisyen olarak ama embriyolojide hakikaten 2003'e kadar bütün eksileri yapmış bir adam olarak Ege Üniversitesi'nde ben çok çeşitli tarafını gördüm işin hala da yaşıyoruz. Dolayısıyla klinisyen arkadaşlarımıza bu noktada biraz dikkatlerini çekmek istedim. Çünkü olayın hakikaten mutfağı bu embriyoloji laboratuvarı. Ve çoğu kere karanlıkta kalıyor. Yani çünkü zaten bahsettiniz ya dikkat dağılmasın vesaire diye çoğu laboratuvarın camları da kapalı, perdeleri kapalı ya da perdesi bile yok. Yani ortam karanlık zaten. Dolayısıyla bu arkadaşların yaptığı işler hakikaten çok önemli. O noktada dikkat edeceğiz ve az önce bahsettik değil mi? Oosit aspirasyonunda elde ettiğimiz metafaz 2 sayısı oranı mühim. Evet. Bunu kaç klinisyen üzerinde duruyor acaba?
Ben diyor sana 12 tane yumurta verdim. 2 tanesi döllenmiş, ne biçim iş? Şimdi nasıl ne biçim iş? Çünkü senin bize verdiğin oositlerin efendim 4 tanesi CV çıktı. Efendim 5 tanesi metafaz 1 çıktı. 4 tanesi metafaz 2 çıktı. Onlar da çok granüllüydü. Sonuç ne olacaktı sanki? Bunu düşünen yok. Yani bunları biz tabii yaşıyoruz. Yani yaşıyoruz derken değişik sebeplerden dolayı hep birlikte görüyoruz değişik yerlerde. Onun için karşılıklı bir ekip meselesi bu. Bu ekibin birbirine sahip çıkması lazım. Başka da şans yok. Ben şimdi bakıyorum başka soru da yok. Necati Bey şöyle bir şey demiş bizim. Necati hocamız Fındıklı. Blastosist gelişiminden ziyade kullanılabilir blastosist oranı daha önemli. Yani İngilizcesinde söylüyor. Blastosist utilization rate diyor. Evet, Necati selamlar. Dediğin bence de doğru. Ama 2017 konsensüsünde bu dikkate alınmamış görünüyor. Yakında bildiğim kadarıyla Alfa'nın bir yine KPI şeyi olacak, toplantısı olacak. Ve yeni performans indikatörleriyle ilgili bir düzenleme de söz konusu olacak gibi bir şey aldık, duyum aldık. Kanımca herhalde bu oranları da yeni bir revizyonda dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. Ama kendimiz açısından herhangi böyle bir elimizde konsensus verisi olmadan da bunu uygulamakta bir sakınca yok. Çünkü iyi gittiğimiz dönemler var. İyi gittiğimiz dönemlerde elde ettiğimiz utilization oranlarımız var. Bunların da çok kolay bir şekilde standart sapmalarını hesaplayıp o utilization'ı tutturmuyor muyuz, bu dönemde tutturmuyor muyuz diye kendi kendimiz check edebiliriz. Yani referansımızı kendimiz yapabiliriz orada. Bence bunda herhangi bir sakınca yok. Hatta bir şeyi beklemeye de gerek yok. Direkt uygulayabiliriz de. Evet, teşekkür. Ben bakıyorum saat 1,5 saattir neredeyse şeydeyiz, yayındayız. Bu vesile Optimist Turizm'e de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel link şeyini sağladığı için, kesintisiz linki, her ne kadar ben şahsi sebeplerden başta bir düştüysem de sevgili arkadaşlarımıza da tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri mükemmel ve güncel bilgiler ve kendi şahsi deneyimlerinden ötürü. Tabii ki son olarak şunu unutmayacağız ki her şeyi check edeceğiz. Yani yaptığımız nedir? Bunu mutlaka kontrol etmeliyiz. Hatta operatör bağımlı olarak bence kontrol etmeliyiz. A, B, C, D, E, F, G kaç tane diyelim ki operatörümüz varsa klinisyen bazında ve embriyoloji laboratuvarı bazında bunların yaptıkları işleri ölçümleyebilmemiz lazım ki ufak tefek sıkıntılar varsa eğitimsel olabilir veyahut yanlış bir bilgilendirme bilgi yüzünden de olabilir. Bunu en kısa zamanda çözüp laboratuvarın kalitesini en yüksek seviyeye çekelim. Veyahut da işte bazen şeylerde medyumlarla ilgili sıkıntı çıkıyor, gazlarla ilgili sıkıntı çıkabilir vesaire vesaire. Bunları en erken dönemde tanımlayabilelim ve düzeltebilelim diye. Bir de herhalde bütün bu camianın birbiriyle de konuşması lazım. Bir problem varsa da ya şu medyumda böyle oluyor, sende de böyle oluyor mu diye sorabilmesi lazım. Ya da şu ilacı kullandık şöyle oldu, işte luteal faz için kullandığımız şu preparatlarda bir problem mi var, 7. haftadan sonra daha çok efendime söyleyeyim abortuslarla karşılaşıyoruz gibi. Çünkü kime bir şey sorsanız, bizde hiçbir şey yok, her şey mükemmel, sizde demek kötü, hemen gidiyor bu lüzumsuz dedikoduyu yapıyor sonra. Halbuki siz şöyle aklı başında bir soru sormuştunuz. Onun için biz hepimiz aynı gemideyiz. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar, gerek kadın hastalıkları, doğum uzmanları, gerekse sevgili embriyologlarımız, hepimiz aynı gemideyiz. Sadece farklı kameralarda oturmaktayız şu etapta ama aynı gemideyiz. Gemi su alırsa hep birlikte ıslanacağız, batarsa da hep birlikte gideceğiz gümbürtüye. Onun için bunu unutmayacağız. Evet, Nilüfer Çalımlıoğlu bizim embriyoloji sorumlumuz da hepimize çok teşekkür ediyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Necati Bey tekrar yüz yüze görüşmeyi de çok özledik diyor. Hepimize de çok selam diyor. Biz de seni çok özledik Necati. Her ne kadar CAT kongrenizde bulunamayacaksam da
Ama iyi bir şey olacağını kesinlikle eminim. Evet, sevgili arkadaşlar, son sözlerinizi alayım. Ben Eren mi Bey, gireyim? buyurun. Ben gireyim. Tabii. Ben çok teşekkür ediyorum. Göreme Tıbbı Cerrahisi Derneği. Erol Hocam, sizlere çok saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle burada olmak hakikaten bir şerefti benim için. Estağfurullah. Ben de en son 26 Eylül'de Klinik Embriyoloji Derneği'nin bir çalıştayı ve peşinden genel kurulu olacak. Meslektaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Gelmelerini isteriz efendim. Sevgilerimle, saygılarımla. Teşekkür ederiz. Başlangıçta Ayşen Hanım'la başladık. Kapanışta Ayşen Hanım'la yapalım. Aramızdaki çiçek bizler birer böcek malum. Teşekkür ederiz Ayşen'cim, hocam. buyurunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem organizasyon ekibine gerçekten çok ilgilendiler. Hem de yer verdiğiniz için Üreme Tıbbı Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcılara ve katkıları olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Necati Bey'in de dediği gibi yüz yüze görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ben de bu duygu ve düşüncelerle hepinizi kucaklıyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki webinarlarda yine Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin düzenleyeceği böyle interdisiplinlerde işler yapacağız. KET'le her zaman iyi ilişkilerimizi sürdürdük bugüne kadar ve birbirimizi potansiyelize ettik. Bundan sonra da çok daha iyi işler yapacağımıza ben de gönülden inanıyorum ve hepinize başarılar. İyi bir gece, iyi uykular diliyorum. İyi geceler. Sağ olun.